Biri beraber, biri berbere, biri gel birader, beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bence oldu ya, TED konuşmasına geçelim. Evet arkadaşlar, yeni konuya geçtik. Bence ilginç bir konu. Ben de merak ediyorum. The History of Chocolate, çikolatanın tarihi. O kadar şeker meker falan konuştuk. Çikolata ne zaman çıkmış ortaya falan, onlarla ilgili de biraz bilgi sahibi olalım. Yine TED Talks'tan bir alıntı. Yani orada konuşmanın yazısını buldum. Böyle paragraf paragraf ayırmamışlar. O yüzden ben de böyle PDF şeklinde cümle cümle ayırdım ki daha anlaşılır olsun. Diğer türlü çok karışık oluyor. Hem benim için hem sizin için de oluyordur mutlaka. Başlayalım. The History of Chocolate, çikolatanın tarihi. If you can't imagine life without chocolate, you are lucky you weren't born before the 16th century. If you can't imagine, eğer hayal edemiyorsanız. Neyi? Life without chocolate. Çikolatasız hayatı hayal edemiyorsanız, you are lucky. Şanslısınız. You weren't born before. İşte burada 16th century. 16. yüzyıldan önce doğmadığınız için şanslısınız. Until then, chocolate only existed in Mesoamerica in a form quite different from what we know. Until then, o zamana kadar, yani 16. yüzyıldan öncesinde chocolate only existed, sadece vardı. Nerede? Mesoamerika'da. Veya bunu Orta Amerika ve Meksika'yı kastediyor burada bu terim. Sonra in a form, bir form şeklinde varmış. Quite different from what we know. Bildiğimiz şeklinden oldukça farklı bir formda varmış çikolata. Yani o zamanki çikolata ile şu anki çikolata arasında bayağı fark var. Onu da demek istiyor bu cümlede. Burada as far back as 1900s, böyle 1900 yıllar öyle okunuyor. BC, the people of that region had learned to prepare the beans of native cacao tree. As far back as, burada milattan önce 1900 yıllarına kadar people of that region, o bölgenin insanlar, işte bu Meksika ve Orta Amerika'daki insanlar had learned, öğrendiler, to prepare, hazırlamayı öğrenmişler. Neyi? Beans, burada fasulyeyi çekirdek olarak düşüneceğiz. Yerli kakao ağaçlarının çekirdeklerini hazırlamayı öğrenmişler o yıllara kadar. Buraya bakalım. The earliest records tell us the beans were ground and mixed with cornmeal and chili peppers to create a drink, not a relaxing cup of hot cocoa, but a bitter, invigorating concoction floating with foam. Bayağı böyle bir garip kelimeler var. Çevirmeye çalışalım. The earliest records. Burada ilk kayıtlar bize anlatıyor ki beans, bu çekirdekler, were grounded. Ground burada toprak, yer, zemin olarak biz biliyoruz. Ve bunun öğütülmüş anlamı varmış. Bu çekirdekler öğütülüp ve mixed with, karıştırılıyor. Neyle? Cornmeal. Burada corn mısır zaten. Hani mısır yemeği değil de mısır unu olarak düşünebiliriz ve burada chili ve kırmızı biber türü zaten. Çili biberleriyle ve mısır unuyla karıştırılıp to create a drink, bir içecek oluşturuyorlar. İşte bu kahve çekirdeği, mısır unu ve kırmızı biberle. Sonra burada not a relaxing cup of hot cocoa. İşte bu böyle rahatlatıcı bir sıcak bir kakao değil. Ama bitter, acı. Invigorating burada canlandırıcı demek. Acı, canlandırıcı. Burada concoction. Aynen, concoction diye bir telaffuzu var bunun. Karışım demek. Böyle canlandırıcı bir karışım. Floating de köpüren. With foam. Foam da aslında bu ikisi de köpürmek, köpürtmek anlamı var. Ya bir köpükle köpürtüyor. Demek ki bu böyle bir içecek düşünün. Acı, böyle canlandırıcı etkisi var, böyle kendinize getiriyor. Ve köpüklü de, yani üstü falan, üstünde köpük varmış. Köpüklü bir yiyecek, içecek. İlk karşımıza böyle çıkıyor o zaman şey. Çikolata. Demiştik ya zaten, ilk bildiğimiz çikolatadan çok çok farklı diye. Ondan kastı bu. Anladığım kadarıyla benim. Devam edelim, daha netleşir. And if we thought we make a big deal about chocolate today, the Mesoamericans had us beat. Şimdi and ve if you thought, eğer düşündüyseniz, we make a big deal. Çok fazla şey yaptıysak gibi burada. Ne hakkında? Bugün çikolata hakkında çok fazla şey yaptıysak, bunun şey diyor herhalde, çikolatayı biz çok farklı şekillerde kullandığımızı düşünüyorsanız veya bunu düşündüyseniz, Mezopotamyalılar
Hedas Pit bizi bu konuda yeniyorlar. Demek ki Mezopotamyalılar çok daha farklı şekillerde çikolatayı kullanmış. Bit burada yenmek olarak kullanacağız. Bakalım yine ilginçleşiyor konu. They believed that cacao was a heavenly food gifted to humans by a feathered serpent god known to the Maya as Kukulkan and to the Aztecs as Quetzalcoatl. Şimdi they believed. Bunlar işte orada yaşayan insanlar inanıyordu. İşte bu Orta Amerika'da yaşayan ve Meksika'da taraflarında yaşayan insanlar. Neye inanıyorlarmış? Cacao was a heavenly. İlahi böyle cennetten gelen ilahi bir yiyecek olduğunu ve gifted to humans insanlar hediye olarak verildiğini kim tarafından? Feather burada şey tüy demek. Kuş tüylü. Serpent da yılan. Hani şey tanrılar işte bu eski tanrılarında böyle kuş yılan şeklinde. Ama tüyleri de var kuş gibi. O tarz bir tanrının insanlara verilen bir hediyesi olduğuna inanıyorlar. Sonra bu tanrı Mayalarda Kukulkan olarak biliniyor. Aztekler için ise Quetzalcoatl. Bunlar yani Mayalarda o tanrıya Kukulkan deniyormuş. Azteklerde ise Quetzalcoatl deniyormuş. Bu da ilginç bir bilgi. Aztecs used cacao beans as a currency and drank chocolate at royal feasts, given to the soldiers as a reward for success in battle and used it in rituals. Aztekler kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanmışlar. Vay be. Sonra bu drank chocolate, bu çikolatayı royal burada kraliyet işte ziyafetlerinde, kraliyet şölenlerinde çikolata içmişler. Böyle normal sıradan bir içecek değilmiş yani onlar için. Çünkü ilahi bir hediye olduğunu düşünüyorlar. Gave it to soldiers. Onu askerlere veriyorlar. Ne olarak? As a reward. Bir ödül olarak. Ne için? Savaştaki başarılarından dolayı. Eğer işte başarılı olurlarsa savaşlarda ödül olarak şey veriyorlar. Çikolata veriyorlar. And used it in rituals. Bu ayinlerde, ritüellerde de bunu kullanıyorlar. Kakao çekirdeklerini, işte çikolatayı. Bu şekilde. Bu arada 23 dakika oldu. Bir kelime tekrarı yapalım. Sonra şey yaparız. Çok fazla uzatmayalım. Sonraki videoya şuradan devam ederiz. Yine çok uzun sürmez ya. 3 veya 4 videoda maksimum biter. Prehistoric tarih, çikolatanın tarihi demiştik. Imagine burada hayal etmek. Life, hayat. Without bir şey olmaksızın, çatlı çikolatasız demiştik. Lucky, şanslı. Born burada doğmak. Century işte yüzyıl. Until then, o zamana kadar. Until kadar demek. Existed, olmak, var olmak anlamında. Mezoamerika ise Orta Amerika ve Meksika topraklarını belirtiyor. Quite oldukça. Burada form şekil yani. Burada different from. Bir şeyden farklı. Şu an bildiğimiz tikinden farklıydı. Burada as far back as dedi. O zamana kadar yani. Milattan önce 1900 yılına kadar. Region burada alan. O alandaki insanlar. O yarıda yaşayan insanlar. Prepare. Hazırlamak. Bean burada çekirdek olarak çevirdik. Normal fasulye anlamı da var. Kakao ağaçları. Earliest records. Burada ilk kayıtlar. Tell us. Bize söylüyor ki. Grant burada öğütülmüş gibi bir sıfat kullanımı var. Onu kullandık. Cornmeal'ı şey mısır unu olarak şey yaptık. Burada chili zaten kırmızı biber türüymüş. Chili Türkiye'de de var diye biliyorum ya. Chili biberleri. Chili peppers işte. Peppers biber demek. Create burada oluşturmak. Bir içecek oluşturuyor. Relaxing burada rahatlatıcı. Bitter acı demek. Invigorating canlandırıcı. Burada concoction. Concoction diye bir telaffuzu vardı. Karışım demek. Sonra floating köpüren, foam köpük yani köpükle köpüren bir karışım, acı bir karışımmış. Thought bu thinking geçmiş hali düşünmek. Belki bitti olup çok fazla şey yapmak olarak kullanacağız burada. Chocolate da yani çikolata ile ilgili. Burada bit yemek, normal dönmek anlamı da var. Ama burada yani Mezoamerikalılar bizi bu konuda yendiler. Çünkü çok farklı alanlarda kullanıyorlar. Biz şu an çikolatayı bir tatlı olarak kullanıyoruz. Başka yaptığımız şey yok. If you thought we can make it.
Ha, tamam, burayı şey yaptık. Heavenly burada hani ilahi, cennetsel, yani cennetten gelen gibi çevirdik. Gift bize hediye olarak verilmiş. The feather tüyü, yani kuş tüyü anlamında. Kuş tüylü. Serpent da böyle yılan gibi kıvrılan anlamında. Hem yılana benziyor hem de kuş tüylü tanrı. Bunları biliyorsunuz zaten, biraz da ilgiliyseniz bu tarz konulara. Bu tanrı Mayalar için. Mayalar Kukulkan diyormuş. Aa, bir dakika. İnşallah bozulmamıştır sizde ya. Bir şeyler oldu ama. Mayalar Kukulkan diyor. Aztekler ise Quetzalcoatl diyor da. Currency para birimi. Royal Feast. Burada kraliyet töreni. Reward hediye. Ritual işte ayin. Tam buraya geçmedik. Bu kadar arkadaşlar. Umarım videolar faydalı oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.